Evet, öncelikle üst sürekliler takımımı tebrik ediyorum. Bugün dediğiniz gibi işte bireysel hatalar oldu. Bireysel hatalara nazaran 1-0 yenik duruma düştük. Ama birazcık emin oynuyoruz kendimizden. Sakatlıklarımız var. Hazırlıklarımız devam ediyor. Gücümüz her geçen hafta artacaktır. Çünkü güçlü takımlara karşı daha dirençli oynuyoruz. Bu arada yaklaşık 10 yıl falandır biz bu turnuvanın bir parçasıyız. 51. dakikayı da kaçırmıyoruz. Özellikle Sayın Nalbant'ın yorumlarını Uğur Didim'le beraber. Buradan ona selamlarımı iletiyorum. 51. dakikayı izledim. Öztürkler futbol takımında ego falan gibi rehavet, ego izlenimlerinde bulunmuş kendisi. Uğur Didim onu uyandırıyor. Diyor ki Taner Karan'ın olduğu yerde ego olmaz diyor. O da bastıra bastıra rehavet var falan diyor. Sayın Nalbant'ı çok seviyorum. Kendisini takip ediyorum. Benim olduğum yerde ego olmaz diye buradan ona selamlarımı iletiyorum. Ama tespitleri doğru. Takımın gücü şu anda tam yerinde değil. Uzun süre ara verdik çünkü. Bu hafta bayız. Ondan sonraki hafta Vakıfbank'la oynayacağız. Gerçek bir gövde gösterisi olacak burada. Herkes Öztürkler'in gücünü görecek. Evet, doğru tespit. Devre arası arkadaşları bu konuda uyardım. Yani ağır çekimde oynuyorsunuz şeklinde. Ama bizim kreşe bir sahaya dizilişimiz var. Genelde üçlü defans oynayarak çıkıyoruz. Özellikle telafisiz maçlara. Bunlar grup maçları olduğu için ikili defans oynatıyorum. Burada tabii Hüseyin kardeşimizin de dizinde bir sakatlık var. Üçlü defansın solunda oynuyor normalde. İnşallah tedavisini yaptırmaya devam ediyoruz. O da olduğu zaman o pas akışı daha hızlı olacaktır. Çünkü dediğiniz gibi sanki böyle ağır çekimde oynuyorlarmış gibi bir dışarıdan görüntü görünüyor. Tabii bu tip maçlarda çok önemli değil belki ama daha böyle tansiyonu yüksek maçlarda kimse bu kadar rahat top oynatmaz yani. Onun bilincindeyim, farkındayım. Ona da çalışmalarımızı da hızlandıracağız. Teşekkürler. Bayağı uzun zamanda iyi geçirmek dileğiyle. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun.